Döşeme altı belediye başkanı Turgay Genç ile makamında bir araya geldik. Verdiği sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Başkan Genç, genel seçim sonuçlarını, projelerde gelinen son durumu, son dönem Antalya'da yer alan çok sayıda reklamın nedenini, 40 gözdeki projedeki son durumu bizlere anlattı. Şimdi şöyle söyleyeyim, bizim amacımız döşeme altını her platformda gelişimini, buradaki yapmış olduğumuz projeleri, kalkınma hızını herkese anlatmak, aktarmak amacımız oydu. Antalya'da daha önce bizim Narmas ekiplerince bir anket yaptırdım. Tanınırlık noktasında. Antalya'daki yaşayan vatandaşların belli bir kısmı döşeme altı neresi bilmeyen daha hala insanlar var. Yani organize sanayiden gelip geçiyor, çevre yollarından gelip geçiyor ama merkezdeki gelişimi, buradaki bizim yaptığımız çalışmaları, projeleri, döşeme altının kalkınmasını, hızını hala haberdar olmayan arkadaşlar var. Döşeme altı çok iyi gelişiyor diyor ama neler yapıldı dediğin zaman yapılan projelerden haberdar değil. O yüzden biz bütün Antalya genelinde yaptığımız çalışmaların lansmanıydı o. Hedefine de ulaştı. Hedefimiz döşeme altının gelişimini, marka değerini herkesin almasıydı, yani aktarmaktı. Son dönem vatandaşlar arasında kendisinin Konya altından aday olacağı konusunda sorduğumuz soruya da cevap veren Başkan Turgay Genç, bakın neler söylüyor. Bırakın Konya altını, döşeme altının noktasındaki yerel seçimlerle ilgili bile hiçbir görüş alışverişi yapmadım. Onun da böyle bir söylemi ve talebi olmadı, şahsımın da olmadı. Böyle bir yakıştırma, galiba Muhittin Başkan'la biz çok yakın o programlara şeyde katıldığımız için oradan bu yakıştırmaları duyuyorum. Ama benim bölgem döşeme altı, ben buralıyım, bölgenin kalkınması için. Gece gündüz 4 yılda 100 projenin üzerinde proje yaptık. Çok iyi bir şekilde kalkınan, gelişen Antalya'nın gelecekteki yaşam alanı olacak olan döşeme altı. Ben buradayım. Yani. Görev verirsen? Şimdi o başka bir şey. Genel merkez, genel başkan nerede takdir ederse görev verildiği takdirde her yerde görev yapmak zorundasın. Yani döşem altında vermediği takdirde de bir neferiz. Döşem altında verdiği takdirde de veya başka bir yerde. O genel başkanın, genel merkezin takdiridir. Ama biz, hedefimiz her daim bölgemizin kalkınması. Ben buradayım, döşem altında. CHP'nin döşem altında genel seçimlerde başarılı olup olmadığında sorduğumuz Başkan Genç, bakın neler söyledi. Şimdi şöyle söyleyeyim. Genel seçimlerdeki dinamikler de etkisini döşem altında aslında gösterdi. Milletvekili adaylığı noktasında İYİ Parti'nin birinci sırası döşem altında, biliyorsunuz. O yüzden İYİ Parti'nin kendi çocuğumuz milletvekili olsun düşüncesinden kaynaklı burada ciddi bir çıkış yaptı. 6000'e yakın oy aldı. O noktada hedeflediğimiz çıtaya ulaşamadık. Etken oldu burada, döşem altında. Feridun Bahşi birinci sıra milletvekili olunca İYİ Parti 6000 oy aldı. Dolayısıyla bizim hedeflediğimiz %35 baremini yakalayamadık yani. Turgay Genç, yaklaşan yerel seçimler öncesi yaptıkları çalışmalar ilgili olarak da şu bilgileri verdi. Seçime yönelik bir şey yaptığım yok. Benim amacım çıkış noktamızda aday olduğum süreçten başlayan, biz dedik Antalya'nın markası yapacağız döşeme altını. Döşeme altını Antalya'nın yaşam alanı olacak demiştik. Bununla ilgili vaat ettiğim bütün projeleri hayata geçirdim. Bir 40 göz kaldı. Göz Yaşam Vadisi projesi, onun planlaması bitti. Şu an kamulaştırma işlemleri devam ediyor. Onun dışında 100'e yakın projeyle döşeme altının ilklerini ve modern kentleşmesini sağlıyoruz. Benim için önemli olan önce
kendimin tatmin olması, kendimin bu süreç içerisinde başarıyı kendi kendime ikna etmem önemli. Tabii ki daha sonra halkın takdiri, bırakacağız seçime yönelik. Ben inanıyorum ki Döşemaltı halkımla birlikte genel seçimleri farklı, yerel farklı değerlendireceğine eminim. Çünkü ben aday olduğum zaman da Cumhuriyet Halk Partisi %20 oranında bir oy oranımız vardı ama ben %44 ile seçilmiştim. Yani AK Partili vatandaşlarım da, MHP'li vatandaşlarım da, diğer düşüncedeki vatandaşlarım da güveniyle bu görevi getirmiştik. Ve 4 yıllık süreç içerisinde belediye başkanı olduğum gün rozetimi bir kenara bırakıp hizmetlerimde hiç ayrım yapmadan herkese kendi hemşerim olarak o yakınlıkta o şekilde hizmetlerimizi devam ettirdik. Bunun karşılığını da çok farklı alacağımıza eminim. Zaten yaptırdığım anketlerde de bunu gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in yaptığı yerel seçim inşallah Büyükşehir ile birlikte 20-0 olarak neticelendirilecektir sözlerine de cevap veren Döşemaltı Belediye Başkanı Turgay Genç, Döşemaltı'nı alacağız diyorlarsa hayal kırıklığı yaşarlar, biz buradayız dedi. Döşemaltı'nı alacağız diyorlarsa hayal kırıklığı yaşarlar, biz buradayız.